Selam. Size bu videoda çok üzücü bir olaydan söz edeceğiz. Türkiye'nin en sevilen gruplarından Beyaz Kelebekler'in 1970 yılında geçirdiği trafik kazasını anlatacağız. 1964 yılında genç mi genç, hareketli mi hareketli, neşeli mi neşeli altı genç. Bir araya gelip folk müziği yapan bir grup kurmuşlar, adını da Beyaz Kelebekler koymuşlardı. İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif gazinolarında sahneye çıkan bu topluluk, kısa zamanda herkesin takdirini kazandı, Türkiye'nin en sevilen gruplarından biri oldu. Beyaz Kelebekler 1970 yılına büyük ümitlerle girmişti. 6 yılın meyvesini toplamak üzereydiler. Gruptaki müzisyen sayısını 6'dan 7'ye çıkarmışlardı. İstanbul'un en büyük gazinolarında programa çıkıyorlar, her gece binlerce müziksevere neşe dağıtıyorlardı. 18 Ocak 1970 pazar gününe kadar her şey beyaz kelebeklerin istediği gibiydi. Zirveye doğru tırmanıyorlardı. Fakat pazar gününü pazartesiye bağlayan gece bir felaket yaşandı. 19 Ocak gününün ilk saatlerinde feci bir trafik kazası, üç grup üyesinin yanarak ölmesine, beyaz kelebeklerin kanatlarının kırılmasına sebep oldu. Beyaz kelebekler, pazar gecesi, Maksim'deki programlarından sonra, iki otomobile binmişler, ada pazarındaki konsere gidiyorlardı. Öndeki otomobilde, menajerleri Turgut Akyüz, Ercüment Ateş ve Ender Akarcan vardı. Arkadaki şavrolede ise Altan ve Rıfat Eke kardeşler, Bezzat Kutluba, topluluğun kadın solisti Ülkü Üst ve Bülent Ortaç bulunuyordu. Eşme köyüne kadar, yolculuk gayet iyi geçmişti. Şakalaşıyorlar, biraz sonraki konseri konuşuyorlardı. İşte tam bu sırada, saat 01.15'te, Azrail, bir kamyonun içinde, beyaz kelebeklerin önüne çıktı şoförün bütün gayreti boşunaydı. Korkunç bir fren sesi, kaygan caddede, şavrolenin kamyonla alt alta üst üste dönmesi ve şarampole yuvarlanış. Arabanın benzin deposu patlamıştı. Beş beyaz kelebeği taşıyan şavrole, cayır cayır yanıyordu. Öndeki araba, kazadan habersiz, süratle ada pazarına doğru yol alıyordu. Ada pazarına vardıkları zaman bir süre gerideki arkadaşlarını beklediler. Fakat beş beyaz kelebekten ne ses vardı ne de nefes. Sahneye çıktılar, arkadaşlarının geciktiğini söyleyip seyircilerden özür dilediler ve programa eksik bir kadroyla başladılar. Tam o sırada kötü haber geldi. Altan ve Rıfat Eke kardeşleriyle Behzat Kutluba, feci trafik kazasında, yanarak can vermişlerdi. Otomobilde bulunan, diğer iki beyaz kelebek ise, mucizevi şekilde ölümden kurtulmuştu. Behzat Kutluba 23, Rıfat Eke 24, Altan Eke 27 yaşındaydı. Bu üç pırıl pırıl genç, beyaz kelebeklerin her şeyiydi. Üçü de aynı okulda, Şişli'deki Özel İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okuyordu. Geleceğe ümitle, güvenle baktıkları bir devrede, hayatlarının baharında, ecel, onları sahnelerimizden apar topar alıp götürmüş, arkadaşlarında ve bütün Türkiye'de tarifsiz bir acıya neden olmuştu. 21 Ocak 1970 tarihinde, Feriköy mezarlığına defnedilen üç başarılı müzisyen, büyük bir kalabalık tarafından uğurlandı. Grup üyelerinden geride kalanlar kısa bir süre sonra mezarlarını düzenleyip arkadaşları için beyaz kelebekten bir mezar taşı yaptırdı. Türk Nostalji kanalına abone olmayı unutmayınız.